Şunu konuşalım istedik. Şimdi İsrail'in peşinden gittiği özellikle de başbakanlarının artık rahat bir şekilde dile getirdiği bir takım e, kehanetler var. Peki... Bu kehanetler doğrultusunda bir siyaset yürütüyorlar ve baya baya da katliam yapıyorlar. Birleşmiş Milletler'in en son 7 uzmanının verdiği raporda bir an önce eğer müdahale edilmezse bir soykırım dediler de tabii sürekli bombalanan Cibaliye kampında da bugün Filistinliler şunu söylüyordu. ya Yürüyoruz öldürüyorlar, duruyoruz öldürüyorlar. Yani nerede bu Birleşmiş Milletler diye. Yani işin tabii bu kurumsal kısmını falan hepsini haber kanallarında, TRT Haber'de, birçok haber bülteninde izliyorsunuz. Şimdi bizim bu gece yapacağımız şu. Netanyahu'nun da artık açık bir şekilde dile getirdiği, hatta İsrail'i birçok yetkilinin de söylediği bir takım kehanetler acaba ne anlama geliyor? Bu kehanetleri nereden okuyorlar, öğreniyorlar, yayıyorlar ve bunun üzerine nasıl bir plan sürdürüyorlar? Bunun devamında ne var? Bunların içerisinde Türkiye'ye yer veriliyor mu? Ee, tabii ki öyle ya da böyle mesele her zaman bizi ilgilendiriyor. Bizim kalbimizde onlarla atıyor. Zaten devletin en yüksek kademesinden de en yüksek sesle de bunlar dile getiriliyor. Biz de bakalım programımızda Erhan Altunay'ı konuk etmek istedik. Erhan Altunay benim hem çok iyi bir arkadaşım hem de bizim programında ilk konuğuydu. Seneler önce 14 sene önce biz bu işe başlarken Ebru Yücel'le birlikte. Ve ilginçtir 10 seneye aşkın bir zaman önce Erhan Altunay demişti ki bunlar baya bir takım inandıkları, kehanetlerin peşinden gidecekler ve hakikaten öyle oldu. Bir öngörüydü bu ve tuttu. Evet çok ilginç hatta hatırlıyorum. Oturup bakmıştık da değil mi? Bu oldu, şu oldu, şöyle evet, oluyor diye. keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı keşke ama olmasaydı. şu bir gerçek ki bakın kehanet ifadesini kullanırken şunu söylemeye çalışıyoruz. Birileri eğer bir takım olaylara para yatırıyorsa, varını yoğunu ortaya koyuyorsa, işte siyasi düzeni ona göre şekillendiriyorsa yani bu kehanetin ilahi bir nitelik taşıdığı anlamına gelmez. Sen işi buna zorluyorsun anlamına gelir. Bizim de bu gece oturup konuşacağımız meseleler... Bir öngörü de oluştursun ve kafaları nasıl işliyoru anlayalım diye yapıyoruz. Tabii tabii karşı tarafı anlamak için ne olduğunu ne bittiğini anlamak için bu adamlar neyin peşinden koşuyor? Hı -hı. Gerçekleştirmek istediği ne? Hı -hı. Ya, kehanet deyince tabii mutlaka olacak bunlar öngörülmüştür değil. Ama onların gerçekleştirmek istediği, inandığı ne? Hı -hı. Kehanet zaten ilk çağlardan beri hep şey olmuş. Belli bir algı yönetimi. Hı -hı. Savaşa gitmeden ordular kahine soruyorlar kain diyor haklı olan kazansın. Aa biz kazanacağız falan. Hep böyle e, biraz halkı motive etmek. Hı hı. Biraz... E, Olayları yönlendirmek için kehanet bir algı yönetimi olmuş kabul Şimdi, ediyoruz. bu gece e, Biraz da buna bakacağız. Evet. evet, bu gece anlamaya çalışacağız. Çünkü buradaki <laughs> ifadeler işte ışığın insanları efendime söyleyeyim bizim amacımız diyor işte yeşeya kehanetini e, gerçekleştirmektir evet. falan. Hani yeşeya kimdir? Bunların içeriğinde ne var? Kehanetler neden bahsediyor? Bunları konuşalım. Ama seyircimiz de katılsın istiyorum. Hatta e, bana bu konuda yardımcı olmanızı da rica edeceğim. Zira benim aklıma bir takım sorular geliyor ama bunun da ötesini mutlaka <laughs> sizin merak ettikleriniz de var. Ee, Öldürmeyeceksin etiketini kullanıyoruz çünkü 10 emir malumunuz. Ee, Öldürmeyeceksin etiketiyle bu gece hem konuya dair belki duygularınızı paylaşmak isterseniz hem de Erhan Altunay'ın kitaplarından da hediye etmek istiyoruz. Bir tanesi paganizm bir de özellikle şu masalcılar çok enteresan burada da çünkü ilginç öngörüler gerçekleşmiş vaziyette bu bir bu da masalcı iki gibi düşünelim. Öldürmeyeceksin etiketiyle bekliyoruz. Şöyle de bir soru yönelteyim size ilk olarak Hazreti Musa'ya ilk ilahi emirler hangi dağda gelmiştir? seyircimize de sorduğumuz ilk soru bu olsun. Hadi başlayalım. Ne dersin? Başlayalım. Şimdi Netanyahu bunların başbakanı. Ne İsrail'in dem ilk açıklama Yeşaya kehanetini göreceğiz. Biz ışığın insanlarıyız. Onlar karanlığın insanları. Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır. Zaferi ulaşmak için hızla ilerlemeliyiz. Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. Ne bu Yeşaya kehanet? Ya şimdi aslında ilginç bir açıklama. Şimdi siyasetçi tabi belli durumlarda belli açıklama yapar. Ama böyle çok geçmişe dönüp bir dini referans hatta bir kehanet referansı kullanması ilginç. Aslında 10 yıl önceden öngörüyorduk ama artık bunu dillendiriyor. Biz bunu bir dini eylem olarak yapıyoruz diyor. O zaman ne yapacağız? O din kaynağına geri döneceğiz. Ne demek istiyor? Birincisi şey demiş. Biz ışığın insanlarıyız, onlar da karanlığın insanları. Hı. Bu bile çok önemli bir dini referans. Çünkü e, biliyorsunuz e, ikinci tapınak kurulduğu zaman Persler Babilileri yendi ve Yahudilere izin verdi. Pers mitolojisinde ışığın insanları ve karanlığın insanları var. Işık ve karanlık her zaman mücadele ediyor. Bu çok önemli çünkü o yavaş yavaş Yahudi düşüncesine gidiyor ve aslında Işık ve karanlığı mücadelesi Ahuramaz'da ve Angramanyu ya da Hürmüz ya da Ahriman. O mücadele iyi ve kötünü mücadelesi. Biz buna nerede rastlıyoruz? Ölü Deniz yazmalarında. Hı hı. Aynen birin oğulları ve karanlığın oğulları diye. Yani diyor ki biz iyi tarafız, tanrısal iyi tarafız. Onlar kötü taraf diyor. Bir kere baştan büyük bir ayrımcılık yapıyor. Yani biz varız iyi olan, ışık olan. Geri kalan taraf karanlık diyor. Bu bir referans. İkincisi, Yeşaya kehanetini göreceğiz. Şimdi Yeşaya kehaneti, tabii tek bir kehanet yok. Biliyoruz ki, Yahudi inancına göre, Tevrat ya da Tanah onların değişiyle üç kitap, üç bölümden oluşuyor. Birinci Torah işte ilk beş kitap, bizim Tevrat dediğimiz kitap. İkincisi Nebi'yim, üçüncüsü Ketub'im. Yani peygamber yazıları ve kitaplar. Bunlar tabii e, peygamberlerin yazdığı, kabul edilen kitaplar e, gerçekten öngörüler taşıyor. Neden? Biz peygamber diyoruz e, ama Yahudi inancında bu biraz peygamberlik bizim anladığımız biraz da kahinlik. Bu kişilere vizyon geliyor, görüntü ya, geliyor. Buraya döneceğim yani. Kahin diyelim, kahin peygamber bunlarda böyle evet. peygamberlerini kahin gibi görüyorlar da gaybtan haber getiriyor. Gaybtan haber getiriyor, görüntü geliyor, vizyon geliyor, anlatıyor. Şimdi şunu merak ediyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biz Hz Musa'ya kitap verildiğini biliyoruz. Evet. Hı. Bizim varlığına inandığımız Müslümanların Tevrat şu anda yani sen üç tane kitap sayıyorsun ama. Ve diyorsun evet, ki hani biz bölüm, böyle evet. üç bölüm diyorsun hani Tevrat diye bahsettiğin evet, üç tane ahit. kitap. Evet. Ama bizde yani Müslümanlar böyle inanmıyor. Biz böyle inanmıyoruz. Peki o bahsettiğin diğerleri ne? Ya şimdi böyle bir anlaşma yanlış anlama oluyor. Hı. Tevrat denince eski ahitin tamamı anlaşılıyor bizde. Ama bizim bildiğimiz Tevrat tabi Hz Musa'ya inen kitaptır ve ondan sonrası sonradan yazılmıştır. Onun için e, Yahudi inancıda Tora denilen ilk beş kitap Hı. Tevrat olarak kabul edilir. Ama bunların da tahrif olduğuna inanılır. Çünkü daha sonradan milattan M.Ö. 500'lü yıllarda işte Ezra derlemiştir. Tahrif olmuştur der İslam inancı. Ama atıfta bulunduğu ilk beş kitaptır. Çünkü Hz. Musa'ya indiyse ondan sonrası olmaması lazım. Ondan sonra kahin kabul edilen, kahinlikle karışan peygamberlere gelen yazılar vardır. Yaşaya bunlardan biri ilk Yaşu ile başlar. Yani bizim Hazreti Yuşa. Ve ondan sonra peygamber ismiyle devam eder. Nebiyim, Ketubim kitaplar. Bunlar nedir? Çoğu vizyondur. Ama bu vizyonlar kehanet özelliği taşır. Şimdi burası çok önemli. Hmm. Çünkü Hazreti Musa'nın vefatından sonrası mantıken olmaması lazım bize göre. Ondan sonra ya şu kitabı gelir yani Hazreti Yuşa'nın yaptığı e, savaşlar gelir. İşte Sağol, e, Hazreti Davut'un kurallığı öyle gider. Yani onlar kendilerine göre aslında e, kitap olarak gördükleri hem kendi e, dinler tarihi ama bir taraftan da e, nasıl diyeyim manevi büyüklerinin mi ya da hepsine da peygamber diyorlar. da vizyonlarını yazdığı şeyler ya da olaylar. Onların vizyonlarını yazıyorlar anladım. Yani şu kadar bir... Peki Yeşaya kim? Şimdi şu kadar bir şey işte kutsal kitaptan o kitapları kapsıyor. Şimdi Yeşaya bu e, e, peygamber demeyeyim bize göre değil ama bu peygamber kahinlerden biri. Hmm. Yani e, işte e, ne zaman yaşamış? önce 7. yüzyılda yaşamış. E, Yeşaya kitabını da yazdığı, yazdığı varsayılıyor. Şimdi bu çok önemli. Diyorlar ki Yaşaya kehanetleri biz peygamber demiyoruz ama bizde öyle bir atıf yok. Hı. Yaşaya peygamberin ya da Yaşaya kaininin kaleminden çıkan kehanetler. Fakat Yaşaya kitabı da ilginç bir kitap. Yaşaya kitabı Tevrat'ın içindeki kitaplardan bir tanesi. Birçok kitap oluşturduğu için. O kitabında üç tane bölümü var. Hı. Şimdi bu kehanetlerin anlamı ne? Aslında bütün kehanetler e, tapınağın yapılışından sonra Hz. Süleyman tarafından Yahudi Krallığı'nın düşüşü, Babil'in işgal edişi, Babil e, dönemi, Babil sürgünü ve ikinci tapınağın kurulması. Bunlar etrafında kristalize olmuş kehanetler. Yaşaya kitabında üç bölüm var. Bir, Kudüs'te geçen bölüm, iki, Babil sürgünü, üç, Babil sürgünü sonrası kehanetler. Vizyonlar, şunlar olacak, bunlar olacak. Şimdi Yeşaya kitabı genel olarak İsrail'in diğer halklar üstünde kazanacağı zaferi anlatıyor. Bakın, hmm. kehanetler sadece İsrail'i ilgilendiriyor. Hani bazı arkadaşlar söylüyor, ulusları, uh, ulusları iyi yaşatacak, altın çağı yaşatacak falan değil. Sadece İsrail halkını ilgilendiren, diğer ulusların mahvolmasını ilgilendiren... Mahvolacak diyor ve İsrail'in altın çağını anlatan kehanetlerle dolu. Şimdi Netanyahu'nun atıfta bulunduğu işte biz bu yola baş koyduk, bunu gerçekleştiriyoruz demek. Hmm. Bu tehlikeli bir söylem çünkü e, karşı tarafı karanlık gören aydınlık biziz ve zafer kazanmak zorundayız diyen bir söylem ve bu tamamen tek taraflı tamamen yaptığını atıfta bulunan. Hmm. Çok e, tehlikeli bir söylem. Yani şey diyor, Rab bize yol açtı. Zaten bizim kaderimizin bir parçası. Biz de zaten bunu Evet, gerçekleştiriyoruz. E, ne, yapsak bu gayet normal. <laughs> evet ne yapsak, ne yapsak. Kehanetlere bakıyoruz, tarihe bakıyoruz. Kendi kitaplarında Rab zaten her şeyi affediyor. Öldürün, bitirin. Kılıçtan kesin, çoluğu çocuğu öldürün. Sonra affediyor. Hani zaten meşrulaştırıyor bu yazılar yapılan hmm. harekete.